Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Temmuz 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, oldukça hızlı, hareketli bir aya başlıyoruz. Sizin gezegeniniz Merkür bu ay çok hızlı. Biliyorsunuz Haziran ayında gerilemişti ve bunun etkilerini en fazla hisseden siz oldunuz. Gezegeninizin gerilemesi sizi de biraz geriletti, biraz duraklattı. Günlük yaşamınızda, iş hayatınızda, zihinsel anlamda oldukça karışık ve biraz zorlayıcı bir ay geçirmiş olabilirsiniz. Şimdi Merkür düzeldi ve bu ay çok hızlı ilerliyor. Ayın ilk 10 günü içerisinde burcunuzda olacak. Daha sonra Yengeç burcunda, ardından da Aslan burcunda seyrini sürdürecek. Yani ay boyunca 3 tane burç değiştirecek ve bu sizin de hayatınızın gündeminde çok fazla konuların olabileceğini ve hızlı gelişmelerin olabileceğini işaret ediyor. Yengeç burcunda bir yeni ayımız doğacak. Kova burcunda dolunayımız var ve Jüpiter bu ay Balık burcundan ayrılıp tekrar Kova burcuna geri dönecek. Evet, şimdi ayın ilk haftasına bir bakalım. Özellikle ilk 10 günlük süreci içerisinde Merkür'ün hızlı hareketi her alanda sizi de daha aktif kırıyor. Zihniniz, düşünceleriniz çok hızlı, birçok konuyla ilgileniyorsunuz. Eğitimler olabilir, seyahatler olabilir, ticari faaliyetlerde çok aktifsiniz. Mars ve Venüs Aslan burcunda 3. evinizde olacağı için ticari konularda, eğitim konularında, seyahatlerde sizi destekliyor. Buralarda sosyal hayatınıza göre tabii ki öğrenciyseniz eğitimle ilgili olabilir. Kendinize ait bir işiniz varsa ticari faaliyetler olabilir veya kişisel olarak zevk için seyahatleri gündeme getirebilir bu döngü. Ama çok fazla hareketi görüyoruz ve yakın çevrenizdeki kişilerle de diyaloglarınız çok öne çıkıyor. Bu dönemde tabii ki akrabalarla, kardeşlerle de daha fazla bir arada olabilirsiniz. Onlarla bağlantılı da bir şeylerle uğraşabilirsiniz. Özellikle Temmuz'un ilk haftası içerisinde Mars'ın ve Venüs'ün Uranüs ve Satürn'le yapacağı dik açılar zaman zaman çevresel koşullarda ya da yakın çevre ilişkilerimizde kontrol dışı biraz beklemediğimiz durumlara da yol açabilir. Bunlara karşı daha sakin olmak gerekiyor, daha sağduyulu olmak gerekiyor. Çok fevri davranmamak gerekiyor, çok inatçı tutumlardan uzak durmak gerekiyor. Herhangi bir düşüncenizde ve fikrinizde aşırı ısrarcı, inatçı olursanız özellikle bazı çatışma potansiyelleri, yakınlarınızla çatışma potansiyelleri oluşabilir çünkü. Ayın 10'unda Yengeç burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay hemen ardından zaten Merkür de Yengeç burcuna geçiyor ayın 11'inde. İkinci ev yeni ayı Temmuz'un özellikle 10'uyla 25'i arasındaki süreçte parasal kazançlarınız, bütçeniz, mali durumunuzla ilgili yeni hedefleri ortaya çıkarabilir, yeni adımlar atabilirsiniz. Evet, iş hayatınız ve mesleki hayatınızı destekleyebilir bu yeni ay. Parasal kazançlarınızda yeni adımlar olabilir veya paranızı değerlendirme yönünde bereketli bazı kararlar verebilirsiniz. Güzel alışverişler olabilir, yatırımlar olabilir. Özellikle dişi enerjinin de güçlü olması yeni ay kapsamında yaptığımız yatırımların ya da işle ilgili çalışmalarımızın daha bereketli olabileceğini de işaret ediyor ve kadın figürlerden daha fazla destek alabileceğimizi de işaret ediyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yeni ay 18 derece yengeçte olacağı için öncü burçlarda yengeç, oğlak, koç ya da terazi burçlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bireysel etkileriniz de çok güçlü olabilir. Ama özellikle böyle yerleşimleriniz yoksa bireysel haritanızda yeni ayın etkileri daha hafif olabilir. Çok da fazla belirgin olmayabilir. Evet, yeni ay haftanın özellikle ayın 10'undan sonraki süreci önemli ölçüde etkileyecek. Siz de daha çok para kazanma odaklı olacaksınız. Hayatınızda güvence istiyorsunuz. Maddi manevi kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. Ve bu güveni size sunabilecek konularla ilgileneceksiniz bu dönem içerisinde. Ve ayın 24'ünde Kova burcunda dolunayımız var. Kova dolunayı da ayın son haftasını etkileyecek. Özellikle 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası, yani ayın 21'i ile 27 arası etkiler, tesirler çok öne çıkabilir. 1 derece Kova burcunda olacak bu dolunay.
sizin için aslında dost bir burçta olacağı için keyifli bir etkisi olabilir. 9. evinizde olacak bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 1 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Dolunaylar bir tamamlanma dönemidir. Bu dolunay bir seyahati organize etmenizi sağlayabilir. Bir yolculuk gündeme gelebilir. Özellikle biraz daha uzaklar, yurt dışı, uluslararası konuları da hareketlendiriyor. Ancak buralarda bazı engeller de oluşabilir. Çünkü dolunay kendi içerisinde Satürn ve Plüton'un etkilerini taşıdığı için bazı engellerle de bizi karşılaştırabilir. Örneğin uluslararası, mesela yurt dışına çıkmak istiyorsunuz, bununla ilgili biraz gecikmeler olabilir. Akademik alanda bazı konular gündeminizde olabilir. Hukuksal alanlarda da etkiler olabilir. Evet, süreçte olan, gündemde olan bir davanın sonuç vermesi de mümkün ama bu sonuçlar belki sizi biraz zorlayabilir. Aynı şekilde her türlü bilgi paylaşımı, entelektüel konular, internet, sosyal medya gibi alanlar, basın yayın işleri, uluslararası alanlarda yaptığınız ticari çalışmalar, buralarda da bu dolunayın tesirleri öne çıkabilir. Dolunayın vereceği farkındalıkla bazı düzenlemeler de yapabilirsiniz ya da bazı hedeflerinizi büyük resmi görerek değiştirebilirsiniz bu süreç içerisinde. Evet, dolunay ayın son günlerini, özellikle son haftasını şekillendirecek ve kısa 14 Mayıs'tan itibaren kısa süreliğine Balık burcuna geçmiş olan Jüpiter 28 Temmuz itibariyle tekrar Kova burcuna dönüyor. Jüpiter 18 Ekim'e kadar Kova burcunda gerileyecek. Daha sonra 18 Ekim'den itibaren 29 Aralık'a kadar da Kova burcunda ilerleyecek. 9. evinizde bir Jüpiter tesiri var. Gerileme döneminde özellikle Nisan ve Mayıs aylarındaki Nisan'ın tümü ve Mayıs'ın ortasına kadar olan süreçte size sunmuş olduğu bazı fırsatlar olabilir. Bunları tekrar ele almanızı sağlayabilir. Tam değerlendiremediyseniz ya da yeterince bunu kullanıp içselleştiremediyseniz şimdi o konular tekrar gündeminizde olabilir. En fazla Jüpiter nerede size şans sunuyor şu dönemde? Teknolojiyle ilgili işler, işte bilgisayar, bilişim sektörü, internet, sosyal medya gibi alanlarda yapılan çalışmalar. Buralarda aktif olabileceğiniz ve fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir dönem. Hukuksal fırsatlarınız var. Eğitim ve özellikle akademik alanlarda açılımlar olabilir. Yurt dışı konuları, uluslararası alandaki çalışmalar, uzun seyahatler alanında da yine Jüpiter'in size sunacağı önemli fırsatlar, şanslar olabilir sevgili ikizler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.